Ben Selim Süme, fotoğrafçıyım. Hayattaki yolculuğumu anlatabilmek için ürettiğim fotoğraflarda fotoğrafı görsel günlük gibi kullanıyordum. Siz bir fotoğrafla ilgilenmeye başladığınız anda aslında bir sanat dünyasının içine doğmuyorsunuz. Bir fotoğraf dünyasının içine doğuyorsunuz. Ve daha sonra yaptığınız işin sanat olup olmadığını da başkaları karar veriyor. Veya siz nasıl adlandırıyorsanız öyle değerlendiriliyor. Profesyonel anlamda fotoğrafla ilişki kurma sürecim üniversiteye denk gelir. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyordum. Herkes en iyi fotoğraf makinesini, en teknik olarak iyi ekipmana sahip olmayı hayal ediyor. Neyse ki benim sürecim öyle başlamadı. Çünkü ilgilendiğim fotoğrafçılar, işlerini beğendiğim fotoğrafçılar bunun tersi bir alanda duruyorlardı. Yani mümkün olan en küçük ve en basit ekipman ile fotoğraf çekmek üzerine bir dilleri var, yaklaşımları vardı. Çoğunlukla İskandinav ekolü ve Japon fotoğraf ekolü bunu uyguluyordu. Ben de onların fotoğraflarını beğeniyordum ve onlar gibi fotoğraflar üretmeye çalışıyordum. O yüzden de benim bütün üretimlerim genelde aynı makina, aynı lens, aynı film gibi en basit. Yani bir kurşun kalemle kitap yazmak gibi. Birazcık sola doğru bakar mısın? Siz bir insanın vesikalığına bakarken bir bakışla karşı karşıyaysanız ne hissedersiniz? Bakış biraz tedirgin edici bir şey. Uzun süre bir insanın gözünün içine doğru bakarsanız burada bir tedirginlik oluşur. Çünkü gözlerde bir boşluk vardır. O boşlukta belki Hitchcock'un filmlerindeki boşluk gibi, hep bütün sahnelerin gözlere gitmesi gibi, gözlerdeki o boşluğun peşinde koşma ve onu araştırma projesiydi bu. Tekerrür serisinde vesikalıklardan yola çıktım. Bunlar şans eseri bir sahafta bir zarfın içinde aldığım yaklaşık 80 vesikalık fotoğraf. Bunlar benim de çektiğim fotoğraflar değildi. Bu da başka bir sorumdu zaten. Acaba fotoğrafı çeken kişi neyi kaydediyor? Neye sahip oluyor? Ve bu görüntünün ne kadar aslında sahibi? Tüm bunları sormaya çalışan, aynı zamanda vesikalığında en temel açığa çıkardığı şeyi ortadan kaldıran bir seri çalışması tekerrür. Fotoğrafın gerçeklikle olan ilişkisini, gerçeklikle kurduğu temsiliyet ilişkisini, aynı zamanda zaman ve mekan ilişkilerini sorgulamaya açmaya çalıştım. O da bildiğimiz üzere vesika etmek, yani tanımlamak, yani bir isim ve bir soyisim vermek. Yani biz bir vesikalığa baktığımızda hemen hemen hepimiz tahmin ederim ki bunların kim olduğu üzerinden yola çıkıyoruz. Bir fotoğrafa sadece bir fotoğraf olarak bakamıyorsunuz. Daha önceden öğrenmiş olduğunuz bilgiler ışığında fotoğrafı değerlendiriyorsunuz ve anlamlandırıyorsunuz. Vesikalık fotoğrafı bu anlamda özgürleştirmek istedim. Yani üzerinden isim, soyisim, şehir, yıl gibi bilgileri mümkün olduğunca opaklaştırarak acaba bir vesikalık fotoğrafa baktığımızda neyle karşı karşıya kalırız sorusunu sormaya çalıştım bu seride. Karanlık odanın büyüleyici atmosferini her zaman merak etmiştim ve bu beni her zaman etkilemişti. Karanlık oda, hani belki çocukken masanın altına girip üstünüzü bir battaniye ile örtüp oyundan oynadığınız yer gibi bir yer. Ben o anlamda belki bunu
kendi kurduğum, çocukken kurduğum çadırlara benzetebilirim. Karanlık odada uzun zaman öncelikle keşfetmeye çalıştım. Size sunduğu ortam, yalnız kalabileceğiniz, bir takım deneyler yapabileceğiniz, kirlenebileceğiniz, keşfedebileceğiniz bir ortam sunuyor. Serinin adı 289 KD. Bu işi askerde 289. kısa dönem olarak Erzurum'da ürettim. Sekiz aylık bir kısa dönem süreci geçirdim Erzurum'da. Ve bu süre içinde gündelik hayatımı, koğuş arkadaşlarımı, beraber çalıştığım arkadaşları ve ortamımızı bir günlük gibi fotoğraflayarak başladım. Fotoğrafhanede görevliydim aynı zamanda askerde. O yüzden de fotoğraf makinesi sorun teşkil etmiyordu. Gündelik hayatın içinde de iş olarak onu yapıyordum zaten. Aynı zamanda bu süre içinde kendi küçük cebimde taşıdığım bir makineyle de kendi arkadaşlarımın gündelik hayatlarının fotoğraflarını çektim. Daha sonra onları İstanbul'a döndüğümde karanlık odada işlemden geçirerek bir kitaba dönüşmesi gerektiğini düşündüm. Çünkü askerlik sürecince aynı zamanda bir günlük tutuyordum. En sonunda bu fotoğraflarla günlüğün içinden belli bölümleri eşleştirerek fotoğraf günlüğü yapma noktasına geldim ve ilk iş 289 KD böyle ortaya çıktı. All the trees were red. Bütün ağaçlar kırmızıydı. İstanbul'dan Estonya'ya kadar bütün Doğu Avrupa ülkelerini, yani Sovyetler Birliği'nden ayrılan ve Avrupa Birliği'ne dahil olan bütün Avrupa Birliği ülkelerini karavanla gezerek bir belgesel yapma projesiydi. Ben fotoğraf direktörü gibi bir pozisyonla aslında projenin içine katıldım. Yaklaşık bu 4 ay kadar sürdü bu yolculuk karavanla. Ve her şehirde 3 gün, 4 gün gibi süreler geçirmemiz gerekiyordu. Yeni bir format, bir şey deneyebilir miyim acaba diye düşündüm. Şehre ve insana biraz mesafeli durabileceğim bir makine ile bu seyahate çıkmak istedim. Hazelblad'ın X-Pan diye bir tane panoramik makinesi var. Bu makine panoramik olmasından dolayı aslında biraz sinemaya da yakın bir açısı var. Ve sizi asla bir insana çok fazla yaklaştırmıyor. Çünkü yaklaştığınız zaman inanılmaz kompozisyon olarak garip bir şey elde ediyorsunuz. O yüzden hep birazcık uzak durmanız gerekiyor. Manzaraya da zaten panoramik olarak uzaktan bakmanın verdiği bir kolaylıkla size bir mesafe sağlıyor. Şimdi siz normalde bir fotoğraf çekerken veya film çekerken veya biriyle tanışırken her zaman bir mesafeniz olur karşınızdakiyle. Bu mesafe bazen doğaya karşı olur, bazen de insana karşı olur. Yani bir portre fotoğrafı çekmekle bir manzara fotoğrafı çekmek arasında aslında çok bir fark yok.
In the Blink of an Eye. Bu seri fotoğrafın zamanla olan ilişkisini soru haline getirmeye çalışan bir seri. Bu seri benim kendini zamanı araştırma serüvenimin bir parçası. Geçmişten gelen bir nesneyle nasıl bir zaman mekan ilişkisi kuruyoruz? Osmanlı mezarlığında da aynı duygular içinde o mezarlığa girdim. Çünkü mezarlıktaki bazı mezarlar 300-400 yıllıktı. Bir şeyler aradık. O arayışımı da açıkçası o çiçeklerin o zamanla kurdukları ilişki üzerinden kurmaya çalıştım. Yani milattan önce 5000 yılındaki bir çiçekmiş gibi. Ama orada hala bugüne kadar sanki o çiçek çıkıyormuş gibi. O çiçeğin o 5000 yıllık serüvenine bakarmış gibi bir çiçeğin fotoğrafını çekmek istedim. Biz baktığımız şey aslında çiçeğin o anda gördüğümüz fotoğrafı değildi. Binlerce yılda ortaya çıkan bir çiçekti. Ve biz bu bilgi dağarcığımızla beraber bir nesneye anlam katıyoruz. Uzun pozlamaların olduğu bir serinin peşinde In the Blink of an Eye'yi ürettim. Bir, doğa. İki, yapay nesneler. Bu iki serinin karşılıklı duruşu In the Blink of an Eye. Acaba bir çiçeğe 30 saniye, 1 dakika, 2 dakika boyunca fotoğraflar çekersem bir çiçeğin, uzun pozlamalar yaparsam bu çiçekler uzar mı acaba? Ve uzadığı bize görünür mü? Gibi bir şeyin peşinde koştum. Bir çiçek resmine, bir fotoğrafına veya çiçek betimlemesine baktığımız zaman her zaman kafamızda onun üzerine bir zaman atfetmek oluyor. Yani bizim baktığımız şey aslında bir zaman değildir. Zaman orada mekansallaşmıştır. Ama insan beyni tek bir fotoğraf bile olsa ona her zaman bir takım zamanlar ekler üzerine ve onun öncesini ve sonrasını düşünür der. Fotoğraf aynaya en yakın anlatım aracı. Yani karşısındakini neredeyse birebir şekilde kopyalıyor. Ve bu bağlamda her şey sanki gerçekmiş gibi hissediliyor. Bu da fotoğrafın içindeki bütün bilgilerin aslında gerçekmiş gibi okunmasına sebep veriyor. Çünkü bir fotoğraf aslında sadece fotoğraf değil. Fotoğraf aslında sadece gerçeği yansıtan bir şey de değil. Bizim üzerine katman katman anlamlar koyduğumuz bir şey.